Yüksek takipçili sosyal medya hesapları olarak gözüken bazı hesaplar Kütahya'daki veya başka şehirlerdeki işletmelere giderek sizin reklamınızı yapalım şeklinde dolandırıcılık yöntemleri son dönemde moda haline geldi. Takipçi hesapları alarak takipçileri gerçek olmayan sayı olmayan takipçilerle bot hesaplar olarak tabir edilen hesaplar kullanarak yüksek takipçi sayısına erişen bu hesaplar işletmelere giderek sizin reklamınızı yapalım diye belli bir ücret karşılığında reklam verme çabaları içerisinde yer alıyorlar. Vatandaşlar da bu işletmenin sahipleri de yüksek takipçiyi görünce bu teklifi kabul ediyor. Verilen tekliften sonra bunun herhangi bir yararı olmadığını işletme zaman içerisinde görüyor. Bu tarz durumlarda en büyük problem muhatabın erişilebilir olması veya erişilememesi problem olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Zira eğer bundan herhangi bir bir kazanç elde edemediği zaman kişiler, işletme sahipleri ortada bir zarar ortaya çıkıyor ve bu zararın tazmini için şirkete başvurduğunda veya kendilerine gelen kişilere başvurduğunda o kişileri bulamıyor. Bu ücreti geri tahsil etmeye çalıştığı zaman, iadesini istediği zaman da insanlara ulaşamadığı için, üstünde de herhangi bir mal varlığı olmadığı için zarara uğruyor ve dolayısıyla ortada bir mağduriyet doğmuş oluyor. Burada iradeyi kırma durumu oluyor bu yüksek takipçili hesapların. Çünkü ortada gerçekten sayı bir takipçi yok. Kişinin iradesini de bu gerçek olmayan yolla, hileyle kırarak insanlardan menfaat elde etmeye çalışıyorlar. Bunun hukuki tarafı ve cezai tarafı olarak iki farklı durum var. Burada dolandırıcılık kısmından bahsedilebilir, cezai kısım olarak, hukuki kısım olarak da sebepsiz zenginleşme veya hileye dayalı olarak alacağın tahsil yoluna gidilebilir. Yani bizde borçların ve cezaların şahsiliği kısmı var. Borçlar durumuyla alakalı olarak şunu söylemek gerekiyor. Eğer bu kendince yüksek hesaplı sosyal medya hesapları reklamı yaptığında bu borcu bu parayı ödediği zaman geri tahsil etmeye çalıştığında üstünde hiçbir mal varlığı olmadığını görecekler. Böyle bir durum olduğunda da bu parayı geri tahsil etmek mümkün hale gelmiyor. Çünkü borç kişisel başka bir hesaba geçirdiyse veya başka bir şirketin üzerinde bu paraları tutuyorsa o zaman geri almak mümkün hale gelmiyor. Vatandaşlara bu konudaki tavsiyem özellikle muhatap bulabilecekleri, muhatabın karşısında olduğu güvenilir kurumsal yerlere başvurmaları, böyle bir talepleri varsa. Aksi halde bu tarz kim olduğu belli olmayan, yüksek takipçisi olan ama görüntülenmeleri çok az olan hesapların kendilerini mağdur edeceklerini bilmeleri gerekiyor.